Tarhanalı börek için gerekli malzemeler. 1 kilogram mısır unu, 1 kilogram buğday unu, 1 litre ayran, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 tatlı kaşığı tuz. Evet, unu da getirdim. 1 litre ayran lazım bize. Kendimi böyle kaçıncı yüzyılda hissettim bilmiyorum yani. Böyle değil mi? Çok değişik bir mutfak. Kullandığımız her şey çok orijinal. Bunun içinde mi yoğurt mayalıyorsun? Evet, içinde yoğurt mayalıyorsun ama nasıl mayalaman gerekiyor? Birazcık normal mayalama sıcaklığından daha sıcak tutman gerekiyor. Çömlekte yaparsak çünkü çömlek soğuk oluyor. Dolayısıyla sütün sıcaklığını hemen kendine çekiyor. Onun için yoğurdunuz iyi tutmuyor. Şunu azıcık çırpayım. Şunu ayran yapacağız bundan. Daha ekleyeceğiz mi? Yok, yeter bu kadar. 1 litre ayrana ihtiyacımız var. Bunu burada çırpalım. Önce ayranımızı yapalım. Biraz da su ekleyeceğiz buna. Üzerine su eklenen yoğurt güzelce karıştırılıyor. Tamam, yeter. Yoğuracağız zaten. Biz şu anda tarhanayı mı yapacağız? Şimdi önce unumuzu koyacağız. 1 kilo da buğday unu lazım. Orada 1 kilo mısır unu var. Şimdi tarhana yapıyoruz. 1 kilo mısır unu, 1 kilo buğday unu, 1 litre ayran, 2 yemek kaşığı tuz lazım bize. Çünkü çok un var burada. Mısır unu tahta yoğurma teknesine alınıyor. Unu da koyalım. Bakalım mutfağımızda hazırladığımız tarhana ile börek nasıl buluşacak? Merakla bekliyoruz. Bu tarhana. Tarhana yapıyoruz şimdi seninle. Tarhana, hani bildiğimiz tarhana çorbasının tarhanası. Ekşi tarhana değil bu. Değil mi? Bu değişik bir tarhana. Tarhana sen diyorum. Sen rahat mısın orada? Rahatım, rahatım. Tamam. İçinde sebzelerimiz yok bunun. Normal tarhanaya sebze konulur. Soğan konulu falan da. Unun üzerine ayranı da ilave ediyoruz. Biraz da tuz koyalım. Şöyle. Mısır ununun kullanılmasının özelliği şu. Ne? Mısır unu özsüzdür. Mısır ununu asla hamur şekline getirip kolay kolay yoğuramazsınız. Ha evet, onu biliyorum. O yüzden mısır unu kullanıyoruz. Ki tamamen böyle yuvarlak toparlak birleşmiş bir hamur istemiyoruz. İstemiyoruz. Biz şöyle bir hamur istiyoruz, bak şöyle. Tamam. Tarhana hamuru istiyoruz. Hacer Hanım'dan önemli bir lezzet sırrı alıyoruz tarhana hazırlanırken. Bak böyle yoğuracağız bunu. Gördün mü? Evet, iyice yoğuracağız top. Yani. İyice yoğuracağız tabii, hepsi iyice karışsın ve tane tane dökülsün aşağıya. Üzerine ayran eklediğimiz mısır ve buğday ununu iyice yoğuruyoruz hamur teknesinde. Şimdi olmak üzere. Böyle yoğuracağız. Küçük küçük boncuklar haline gelinceye kadar ovacağız bunu. Şöyle bir hamur elde ediyoruz tarhana. Bu şimdi hani biz çorbalık tarhanaya öyle diyoruz. Buna ne diyoruz? Islak tarhana mı bu? Bunun adı ne yani tam olarak? Un tarhanası. Un tarhanası olarak. Eleyebiliriz bunu, elekten geçirebiliriz. Büyük parçaların olmaması gerekiyor ki güzel olsun. Büyük parçanın olmaması gerekiyor. Bak böyle boncuk küçük parçalar halinde geçecek aşağıya. Dökülüyor tane tane. Böyle. Tarhanamız kum gibi iyice inceltiliyor. Küçücük yapıyoruz. Gibi oluyor. Boncuk taneleri gibi. İrmik. Evet. İrmik gibi oluyor. Evet. Hacer. Geldin 10 gün burayı gezmeye gelip 5 yıl kaldın. Bize anlatsana biraz onu. 5 yıl kaldım. Bu değişik bir şey değil mi? Bana evet, da bazen. Evet, çok değişik. Ya mesela ailem falan demedi mi bir şey? Yok, ailem hiçbir zaman. Kaç yaşındaydın? Geldiğimde mi? Şimdi 41'sem eksil 5 tanesini. He, sen yeni geldin. 5 yıldır buradasın. 5 yıldır buradayım. Tamam. Şimdi de bunu kurutmaya götürüyormuşuz. Kurutmaya götürüyoruz. Hadi gidelim, hem biraz gidelim. Isınalım. Tamam. Burası taş ya ve biz sadece şununla ısınıyoruz ya, ben bildiğin üşüdüm. Ya ben üşüdüm. Hadi aslında gidelim. Ha çok soğuk. Ve hava ve kararmış. Havayı kararmışız sonunda. Biz mutfaktayız. Günün bildiğiniz nasıl geçti? Kış. Evet, çok üşüdüm ben. Üşüdün çok mü? Çok soğuk.
Üşüdüm vallahi. Havamızı da soğuttuk. Babaannem görse beni öldürür. Beni de öldürür. Ayakkabıyla girdiğimi görse. Beni de öldürür ama biliyorsun biz evimizde, mutfağımızda ayakkabıyla çalışıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bu şimdi burada biraz. Burada mı duracak? Havalanacak, kuruyacak. Abi soba yanına gitseydik, ısınsaydık. Hacer. Bir hırkan bir şeyin var mı ya bana böyle? Vereyim ben sana. Buyur. Ben giyeceğim vallahi. Süsümüzü bırakıyorum söyleyeyim. Giyeceğim. Üşüdüm, çok üşüdüm. Çok. Vallahi üşüdüm. Aslında üşümüyoruz ama sen neden? Taşıyor orası. Belki. Bir tek şeyle ısınıyor. Mümkün. Hacer abla şimdi onu orada kurutuyor muyuz? O biraz kuruyacak, biraz havalanacak. Evet. Kurumuş mudur? Bakalım. Evet olmuş evet. Artık bunu alabiliriz. Bak kuruduğu evet. Belli. Hemen dökülüyor şöyle. Evet. Tamam evet. Hadi gidelim. Harika. Tarhanamız kurumuş, sorun yok. Şimdi tepsimizi alalım. Sen lütfen tepsimizi al fırının üzerinde. Ben de tereyağını eriteyim. Buna biraz yağ eriteceğiz. Altına yağ koyacak mıyız? Biraz sıvı yağ koyalım altına. Olur, ben yapayım istersen. Tamam. Yettiği kadar kullanırız. Fazlasını yarın yeriz, sorun yok. Tarhanalı böreğin yapışmaması için fırın tepsisini güzelce yağlıyoruz. 2 kaşık tereyağı kullanacağız. Üstüne mi koyacağız? Üzerine koyacağız. Kızarsın 2 kaşık tereyağı kullanacağız. Bu biraz böyle hafif yumuşak çıtır çıtır çıkacak fırından. Sonra da üzerine pekmez döküp yiyeceğiz. Ayrı bir tavada da 2 yemek kaşığı tereyağı kısık ateşte eritiyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bastıracak mıyız? Yok. Çok hafif bir şöyle. Çok fazla sıkışmayacak. Mısır ve buğday unuyla hazırlanan tarhanayla fırın tepsisinin zeminini döşüyoruz. 1 kilo beyaz un, 1 kilo mısır unu koyduk evet. Biz. Şu anda tepsi gördüğünüz gibi küçük. Yani bunun bu kadar da olduğunu düşünün. Büyük tepsi. Ölçümüz... Sizin fırınınızdaki tepsiye göre verilmiş bir ölçü. Tarhanalı böreğin üzerine gezdirmek için tereyağımız da erimeye devam ediyor. Kalanı içine koyuyorum. Yani isteyen yarım kilo beyaz un, yarım kilo mısır unundan da yapabilir. Tepsimize yapabilir. Göre ayarlayabilirsiniz. Tamam, yapabilir. Şimdi yağımız tamam. Yağı çok yakmamız tamam. Gerekmiyor. Eritiyoruz. Oh, ne güzel koktu ya. Tereyağı tabii güzel kokar. Üzerini dökeceğiz şöyle. Mutfağımızda ellerimizle hazırlayıp kuruttuğumuz tarhananın üzerine tereyağını gezdiriyoruz. Tamam, şimdi buna 2 bardak da ılık su ilave edeceğiz. Ilık su? Evet. Tabii. 2 bardak. 2 bardak ılık su şöyle. Ilık, sıcak değil. Hemen haşlanmasın. Üzerine serelim. Şimdi madem su koyacaktı niye kurutuyorsun diyebilir insanlar. Diyelim. Ama önce biraz kuruması gerekiyor ki yerken yapışık yapışık hamur olmasın. Bakalım kesince falan anlayacağım ne demek istediğini sanırım. Hiç böyle bir şey yememiştim. Bu da fırına gidiyor. Bu arada fırındaki yemeğimize de bakalım. Evet, o da olmak üzeredir. Şöyle. Evet, bu hemen hemen. Pilavımız. Oldu sayılır. Bunu da sürelim, sorun yok. Bu fırın kokuları karıştırmıyor. Pişirir mi ikisi? Pişirir. Hiçbir problem yok. Sorun yok. Kapatalım yine. Tarhana böreğimiz de fırına gitti. Pilavımız da pişiyor. Böylece 4 yemeğimizi de bitirdik.